itibaren gelen bir düşeni var ve bu düşenini kırdığını görüyoruz. Bir itibaren gelen bir düşeni var ve bu düşenini kırdığını görüyoruz. Bir bayağı bir hisse göstereceğim o yüzden hızlı geçiyorum. Peki. İşte o enfilmesine yok? Enflasyonların... Şu an Dubai çikolatası, Dubai çikolatası hayatım Dubai çikolatası inanamıyorum. Arasına koymuşlar talaş malaş işte ne bileyim künefe münefe var arasında falan. Ha, çıktı Dubai çikolatası yapış, çıktı iPhone yapış, çıktı araba yapış, çıktı şu yapış, bu yapış vesaire. Ve altın gümüş tarafına gelelim. Şimdi altın %1,87, gümüş %3,21 yükselmiş. Şimdi buradaki olay ne Furkan gelelim. Bugün itibariyle 4'te 4 sınıfta kaldık. Dünya bu bilançoya kitlendi. Bu hafta ekonomik takvimi falan boş verin. En önemli şeylerden bir tanesi dünyanın en büyük firması olan Nvidia'nın bilanço açıklayacak olması. Nvidia yanlış hatırlamıyorsam bizim toplam borsamızın 7 katı falan bir şeyden bahsediyoruz. Yani düşünün bir günde bütün borsamız bilanço açıkladığını düşünün. Onun 7 katı falan bir olaydan bahsediyoruz. E tabii ki çip muhabbetleriyle vesaire çok fazla bir büyüklüğe geldi. Amerika'daki en büyük firma haline geldi. Küçük yatırımcının çok fazla dikkatini çekti. Nvidia Allah'tan gerçekten çok kuvvetli bir şirket. Gerçekten bilançoları, konjonktürü çok sağlam. Yani hani hikayesi çok güzel. Yoksa bu kadar ilgiye gerçekten bir noktada patlatırlardı. Belki yine patlatırlar belli değil. Ee, genelde beklentilerin üzerinde bir bilanço çıktı ama beklentilerin altında açıklanırsa cürcüne patlar. Evet bu hafta baktığımız zaman genel olarak çok bir şey yok onu söyleyeyim. İngiltere tarafında bir tüfe verisi gelecek 2.2 bekleniyor. Onun haricinde Türkiye tarafında bir faiz oranı. Amerika'da yine klasik PMI ile işsizlik hakları vesaire vesaire gelecek. Lakin Amerika'da faiz indirimi Aralık ayındaki faiz indirimi ile ilgili indirim beklemiyorum. Sabit kalır düşüncesi %40'lara gelmiş. %15'lerden ki geçen hafta ortalaması %29'du indirim olmama ihtimali ve sabit bırakılma ihtimaliyle alakalı beklentiler giderek artıyor. Mehmet Şimşek galiba bizimkiler bu son bizimkiler diyorum artık bizimkiler yani. Ee, sanırım asgari ücrete ve emekli zammını hedeflenen enflasyona göre yapacaklar. Bu gerçekten büyük bir facia. Zaten son 3-4 senedir millet inanılmaz fakirleşirken bir de üzerine bu gelirse gerçekten ne olur bilemiyorum. Çünkü hedeflenen enflasyon sizin hedeflediğiniz enflasyon. Neye göre hesapladığınızı bilmediğimiz bir enflasyon. Yani bu sene 33 hedefimizdi maşallah. Şu an 48'deyiz. Son 2 ay kaldı. 44'e kadar yükselttiler enflasyonu. Şöyle bir şey olmayacağı ne malum. Ya bizim enflasyon hedefimiz %10 ya sene. iyi o zaman enflasyon ki aslında ki bu sene aslında eridi insanlar. Siz aslında bu sene erimenin parasını vermeniz lazımken. Ya %10 ya bizim hedeflediğimiz enflasyon. E abi o zaman %10 verelim size. Yıl sonu enflasyon %90 olsa olacak? Ah tüh be abi %90 olmuş ya yanlış hedeflemişiz. E %80 nerede paranın geri kalan hani %10 verdin %90 enflasyon. Geri kalan %80 nerede abi? Bakalım nereden çıkacak o paralar. Devam edelim ve Sayın Bakanımıza demiş ki bu yol uzun bir yol. Sabırlı olmakta fayda var. Bakın aynen şöyle söylüyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlama yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Peki uygulayalım bakalım titizlikle. İnanan varsa güvenen varsa artık bu programa devam edelim. Çatlama noktasına geliyoruz. 2-3 ayı var Türkiye'nin. Çatladı çatlayacak. Ya dayanamayacak real sektörün durumuna ki real sektörün durumunda da çok bir şey yok da reel sektörün durumuna dayanamayacak faiz indirmeye başlayacak haydi bakalım ikinci nas dönemi o zaman borsayı isteseniz de tutamazsınız veya dayanacaklar ama bu sefer reel sektör çok zorlanacak çünkü Türkiye öyle faizle maizle düzelecek bir durumda değil ayrıca tam ekonomide işte kur korumalı mevduat rezervler cari açık ve benzeri olumlu gelişmeler var düzeltilen gelişmeler ama yıllık bütçe açığı 2 trilyon TL'yi aştı bunun da en büyük kalemlerinden bir tanesi Tabii ki de faiz. Bu konut fiyat endeksine geçelim. %2.1 artmış. Geçen seneye göre nominal %26, reel olarak %14. Nominal %26 artış, reel %14 düşüş. Çünkü neden? Enflasyon. Enflasyonun karşısında %14 konut fiyatları değer kaybetmiş ama nominal olarak %26 değer kazanmış. Yani yıl başında 1 milyon liralık bir eviniz varsa belki şu anda 1 milyon 260 bin liraya fiyatlı olabilirsiniz ona ama o ev aslında reel olarak değer kaybettik ki bu da aslında TÜİK verilerine göre. Gerçi konut fiyat endeksi de Merkez Bankası verilerine göre. Yani çok kötü bir nokta ya. Şu an ülkemin bulunduğu nokta çok kötü bir nokta. Yani gerçekten verilere bile ulan buna güvenebilir miyiz, güvenemez miyiz diye konuşuyoruz. Konut fiyatlarıyla ilgili zaten Hakan da bir paylaşım yapıyor. Tüketici fiyatıyla yani enflasyonun altından kaldığını buradan görebiliyoruz ama eğer 4 yıllık bir periyoda gidecek olursak 2021'den 2021'den itibaren alacak olursak faiz indiriminin başlamasıyla beraber konut fiyatları aslında son 3-4 senelik vadede baktığımız zaman tüfeden yani işte enflasyondan çok daha fazla artmış ayrıca dedik ki TÜİK geçenlerde mahkemede yok lan size dedi veri veri yok size veri veri Ondan sonra Ekonomim Gazetesi de gitmiş Hakan Kara'nın paylaşımı. Bu fiyatları çıkartmış bak. Domates 2014'te 2024 lirası. 2 lira 38 kuruştan 104 liraya. Margarin 1,5 liradan 15 liraya. Tost ekmeği liradan 28 liraya. Patates 5 liradan 26 liraya. Soğan 50 kuruştan 5 liraya falan diye sıralamış. Ve bununla ilgili de verileri çıkartmış ve diyor ki Hakan Kara'nın buradaki paylaşımda sepetin 10 yıllık enflasyonu %1535. Tabii ki bu sepetteki gıdalar ortalama hane halkını temsil etmeyebilir ancak gerçek fiyatlarla bir fikir vermesi açısından faydalı. Zaten Türkiye'nin en büyük enflasyonlarından birisi gıda enflasyonu. Bunda hem sistemsel problem var hem de ekonomi yönetimiyle alakalı problem var. Peki diyor ki Hakan Kara haber, habere benim de bir katkım olsun aynı dönem için TÜFE, İTO ve Türk işin verilerine göre gıda enflasyonu şu şekilde sıralıyorum diyor yüzde %1282 demiş ama bakıyoruz burada %1535 çıkmış. Bayağı bildiğin o dönemdeki fişlerle şimdiki fişlerin karşılaştırılması. İTO İstanbul Ticaret Odası biraz daha yakın %1441 demiş. Biraz daha fazla. Türk İş biraz daha fazla söylemiş. %1664 demiş. Ve aynı dönemde de dolar kuru %1516 asgari ücret %1808 oranında yükseliş kaydetmiş. Şimdi şunu diye olabilirsiniz. Ulan asgari ücret %1808 artmış. Gıda fiyatları, gıda enflasyonu %1535 yapmış Peki neden bu kadar ağlama ve sızlama var diyorsunuz? İşte onda da açıkçası benim savunduğum, en çok savunduğum ama insanların bunda anlam bulamadığı nokta gereksiz harcama kalemlerinin çok fazla artıyor olması. Yani işte o enflasyonu... En... Şu an Dubai çikolatası, Dubai çikolatası hayatım Dubai çikolatası inanamıyorum arasına koymuşlar talaş malaş işte ne bileyim künefe münefe var arasında falan. Ha, çıktı Dubai çikolatası yapış, çıktı iPhone yapış, çıktı araba yapış, çıktı şu yapış, bu yapış vesaire derken harcama alışkanlıklarının, harcama düzeninin dengesiz olması buna sebep oluyor. Şimdi gelelim. AK Parti'nin bir sonraki seçimi neden kazanamayacağını. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka Mehmet Çimşek işte vergiyle alakalı bir şeyler söylemiş. Sektörel denetimlerimize geniş kapsamlı sağ çalışmalarına devam ediyoruz. Alkol içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak. Şimdi bu aslında bir haber değil yani bunu genel olarak bahsedeceğim şey şu. Bakın mesela bizim milletimiz şöyle bir millet. Bizim millet olarak şöyle bir milletiz. Ben onu gördüm böyle onu çözdüm 26 yaşında. Geçen annem memleketten geldi seçimlerden sonra belediye başkanından dedi hiç memnun değiller dedi. Allah Allah dedim işini mi yapmıyor ne oldu dedim daha dedim bu kadar zaman oldu nasıl dedim ben memnun değiller. Ne oldu dedim işini mi yapmıyor yok dedi ya hani evet çok çalışmıyor da ondan değil mesele dedi. Neyden dedim seçimi kazanmadan önce dedi. Seçimden önce yani seçim yapılmadan önce her haneye gidip işte sizden birini işe koyacağım. Sizden de birini işe koyacağım. Sizden de birini işe koyacağım falan diye oyları böyle bir güzel toplamış herkesten. Yani. Herkesten oyları böyle toplamış. Kazanınca da tabii ki öyle bir kadro da yok zaten belediyede de. de yani olmasa bile açıyorlar falan da. Yani tanıdığının seviyesine göre. Tabii ki öyle bir şey yapamıyor. Yapamadığı zaman da benim güzel halkım tabii ki çalışmalarına, işte icraatlerine, vaatlerine, şey sözünü tutup tutmamasına değil de kendisine ne kadar çıkar sağlayıp sağlamadığına genelde baktığı için bunda hiç ayırt etme yok. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, Kürdü Türk'ü, Lazı Çerkezi birleştiğimiz nokta burası arkadaşlar menfaatlerimiz. Menfaatlerimiz noktasında birleşiyoruz. Hepimiz çok güzel savunuruz menfaatlerimizi. E böyle olunca da tabii başkan iyi değil oluyor. Şimdi bu işte faizlerin yükselmesi kolay kredibilite bulunamaması işte reel sektörün zorlanması dönüp, bazı noktalarda iş çıkartmalara başlanılması veya devam etmesi işte böyle vergi konularında üzerine gelmesi falan ben size söyleyeyim tepkiyi mesela gittiniz bir yere diyelim bir bakkala bir kasaba birine şuna buna hiç fark etmez herhangi bir yer herhangi bir iş kolu vergi üreten herhangi bir yer vergi levhası olan bir yer. Adam mesela vergisini vermiyor sizden iyisi yok. Gidin bir vergi cezası kesin aslında kanunlar ona belirtilmiş bir şey. Yani onun sorumlu olan bir şey. Hükümetle hiçbir alakası yok. Vesaire vesaire. Ama mesela git oraya bir ceza kes. Senin ananı avradığını böyle hükümetin anasını avradığını hiç fark etmez. Hükümet de fark etmez. Verilen tepki bu. Sana bir dava verenin anasını avradığını yedi cettini, senin gibi adam falan. Oo, var ya en büyük hayranınız en büyük düşmanınız olur. O yüzden bu aralar halkın çok fazla kuyruğuna basıldığı için. Ben eğer bu Travmalar atlatılmadan yani örnek veriyorum ekonomi 2026'da gerçekten toparlanır. Bir senede böyle güzel bir ekonomiyle ülke devam eder. Birçok şeye parmak basılı falan hiç zannetmiyorum da giderek kötüleşiyor. O zaman belki ama şu mentaliteyle şu travmalarla halkta gidilirse seçimi AK Parti'nin kazanma şansı sıfır. Ben size onu söyleyeyim. O şeyler de sökmez yani. BK meselesi, Vatan, Millet, Sakarya, PKK falan filan onu da zaten yediler son dönemde. Türkiye bir erken seçime giderse sonuç belli. Ben o sonuca göre işlemlerimi yaparım. Hani nasıl Donald Trump kazanırsa kripto uçacak vesaire dedik. Donald Trump kazandı kripto ciddi şekilde uçtu. İşte Tesla mesela Elon Musk yanında diye yukarı doğru gitti. Türkiye'de herhangi bir seçim olması halinde önümüzdeki 6 ay içerisinde iki seçeneği en ön, önemli ön ön alırım. Bir hükümetin değişmesi ki değişecek hükümete gelecek yeni hükümetin de son dönemlere göre belli olur ona göre yaparım. Ya da iç savaş çıkması. Bu, ikisi, bu iki ihtimale göre portföy düzenlemesi yaparım. Ve gelenin doğalgaz tarafına. Avrupa tarafına doğalgaz fiyatları 46 eurolara takıldı 46 euronun üzerine giderse sıkıntı ama eğer Rusya-Ukrayna gelin bitmezse Almanya tarafında ve Avrupa tarafında daha doğrusu özellikle Almanya'da sanayi çünkü zorlanıyor. Büyük sıkıntılar gelebiliriz. Petrol tarafı 72.7 72, dolar bir şey değil o. VIX korku endeksinde bir sıkıntı yok piyasalara bakıyorum bir sıkıntı yok. Amerika tarafından azlak cuma günü sert düşmesine rağmen bugün fena değil. Ve altın-gümüş tarafına gelelim. Şimdi altın %1,87 gümüş %3,21 yükselmiş. Şimdi buradaki olay ne Furkan gerileyim. Ben size geçen hafta ne dedim? Şimdi üşenmeyeceğim buraya koyacağım. 2600 doların üzerinde kalmasını açıkçası ben daha hoş bulurdum. Altın tarafında şimdilik trend bozulmuş gibi görünüyor. Yani buradan tekrar 2600 dolarlara dönmesi mesela benim için dün de söyledim. Satış için bir güzel fırsat olur. Geçen hafta dedim ki sizlere altın tekrar 2600 dolar seviyesine bir sıçrama yapıp test yaparsa benim için satış fırsatıdır. Aynı şekilde gümüş 30 dolardan destek alır ve altına kırılmaz ve yukarı doğru giderse gümüş için olumlu pozitif olurum. Bu, bu seviyeleri de pozitif bulurum demiştim bakın kırmızı düşenlere bakıyoruz gümüş tarafında yukarı doğru gidiyor altın tarafında bakıyoruz altın tarafında ise ne kadar ne kadar burayı burası çok kısa vadeli olmuş bunu kapatalım her ne kadar e, şu anda düşenin kırmış gibi görünse de ki aslında kırılma falan da yok aslında da yani şuradan alsam bile yok şuradan alsam bile yok hadi biz daha çok temasın oldu alalım şuradan alsak yok Üstüne bir de günlük vadede geldiğim zaman altın tarafında trendin yani en azından kısa vadede trendin bakın yukarı doğru gösteriyorum kırıldığını ve çok net bir retest aldığını görüyoruz. Altın tarafında istediğimiz şeye bakalım hiç fark etmez mesela hareketli ortalamalara bakalım sizin için. 20 ve 50 günlük hareketli ortalamasının bariz şekilde altında. Gümüşe baktığımız zaman artık hareketli ortalamalar tarafında gümüşte de 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın altında. Lakin uzun vadede baktığımız zaman gümüşün yukarı doğru giden trendini henüz kırmadığını görüyoruz. Yani ben gümüş tarafında pozitifim altın tarafında negatifim. Yani bakın kıymetli madenler tarafında bile ikisi arasında ayrışma yaşadım şu anda. Zaten kendisi de ayrışıyor. Gümüş %3.27 yukarıda altın %1.90 yukarıda olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde... Genel olarak geldiğimiz zaman Bitcoin tarafında bir problem yok. Kripto paralar tarafında 92-93 bin dolarları geçmesi gerekiyor. Burası öyle bir dönüş olmaz yani. Burada bir short açmak çok tehlikeli onu söyleyeyim. Yani şurada short açmak inanılmaz tehlikeli. Şu sebebini de söyleyeyim. Bakın burada yükselen bir üçgenimiz var zaten. Bak net bir şekilde görüyoruz. Hatta vadeyi biraz daha kısaltırsak daha net göreceğiz. Yükselen üçgen olabilir, yani normal üçgen olabilir vesaire. Şu hareket klasiktir. Yani bu çoğun, çoğunuz biliyorsunuz zaten teknik analizden biraz anlayanlar. Yükseliş formasyonlarında ya bayrak formasyonu vardır böyle ya üçgen formasyonu vardır ya da yükselen üçgen formasyonu vardır. Bunlar ne işe yarar? Fiyat hareketi bir anda yukarı doğru sert fırladıktan sonra bu bölgede bir yatay veya sıkışma hareketi yaparlar yani ufak bir anlık düzeltme daha sonradan yukarı doğru sert hareket eğer bu bayrağın dibini burası olarak ele alacak olursak eğer bu bayrağın dibini burası olarak görüyorsak bayrağın kırılımının olduğu noktadan itibaren yukarı doğru fiyat hareketleri gelecektir ki bu fiyat hareketleri eğer bu şekilde bir kırılım gelirse yukarı doğru tabii nereden kırılacağını da bilmiyorum ama 100 bin doları çok rahat geçip 110 bin dolarlara kadar kripto paralarda bitcoin yukarı doğru hareket görebiliriz. Gelelim borsa İstanbul tarafına borsa İstanbul tarafında biliyorsunuz ki bizim bir rally metremiz var. Neydi bu rally metre? Gelsin rally metre. Evet rally metremiz geldi. Rally metrede 4 adet maddemiz var. Tabi bu maddelere ekleyebilirsiniz üzerine. İşte sizin de belli maddeleriniz olabilir stratejiniz gereği. Lakin benim maddelerim bunlar. Bu maddelerin hepsi gerçekleştiği zaman anlayacağım ki Borsa İstanbul ralliye girdi. Yani yukarı doğru boğa rallisine girdi. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyorsa bu arada düşüş trendinde olduğumu emin oluyorum. Bunların mesela 4'te 2'si gerçekleşti, 4'te 3'ü gerçekleşti. Bir dönüşüm, dönüş veya bir kırılım noktasında olduğumu anlayabiliyorum. Şimdi neydi bu maddeler? Bu maddeleri tek tek şimdi hemen burada bir gözden geçirelim. Öncelikle 150 milyar TL'nin üzerinde hacim. Bakıyoruz bugün 104 milyar TL toplamda işlem hacmimiz var. Yani bu maddeden sınıfta kaldık. 2. Viyop kontratlarında düzel Viyok kontratları tarafına da hemen bakalım şu anda cuma gününü görebiliyoruz ama cuma gününe baktığımız zaman 15'ine baktığımız zaman Bank of America ve iş tarafına bakıyoruz İşin normalde biliyorsunuz 200.000'in üzerinde kontratı vardı 2274 negatif kontratta. Bank of America'ya baktığımız zaman 12.490 satış kontratı yapmış. Yani İş Bankası yukarı yönlü 2.274 kontrat alırken Bank of America aşağıya doğru 12.490 kontrat satışı gerçekleştirmiş hala. Neden hala diyorum? Çünkü bunlar piyasa düşerken de satıyordu. Piyasa yükselirken hala satıyorlar ve iş yatırım her ne kadar 200.000 kontratı 195 bin lira inmiş olsa da Bank of America'nın da kontratları bu kontrat içerisinde yani Aralık ayı kontratı içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı ve 81 bin negatif. Karşısında TEP, yapı kredi vesaire var ama buradaki en büyük kalem diğer kalemi. Yani işte küçükler, ufak tefekler. Satış tarafında ise diğer sadece 4092 net lot taşıyor. Yani o yüzden hala buradaki bu kontratlar çözülmüş değil. 2'de 0.3 hisse senedi fonlarına para girişi var mı? Tamam tekrardan buraya gelip fon para giriş nakit giriş çıkışlarına bakıyorum. Hisse senedi tarafına bakıyorum. En fazla para girişleri 400 milyona yakın. 170 milyon 160 milyon falan para girişleri var. Para çıkışlarına baktığım zaman ise 600 milyon 470 milyon 300 milyon 122 milyon 93 milyon. Genel olarak baktığımız zaman fonların da ağırlığı kırmızı olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da kaldık. 9400 üzeri kapanış son maddemiz. 9400 üzeri kapanış yaptık mı? 9395'te kapanışımızı yaptık. Son geldiği noktada takıldığı yer 9400 noktası 9400'ün üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor. Bugün itibariyle 4'te 4 sınıfta kaldık. Yani şu anda bir rallyden söz etmek mümkün değil. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. Taşıma maliyetine maruz kalmak istemiyorum. Her ay 4 4 faizden alabilecekken ki TÜİK'e göre şu anda daha yeni pozitif real faize geçmişken ben Borsa İstanbul'a yıpranmak istemiyorum. Tam rally geldiğinde ben emin olduğumda gireceğim kardeşim diyorsan bu 4 maddeyi takip edeceksin. Şu anda rally, malli yok. Onu söyleyelim. Ve devam edelim. Ha ne, nedir? 9300'ün üzeri iyi ama 9000 ee, şu an 9339 9225 eğer fiyat hareketi bir yandan 9300'lerin altına da geliyorsa bu da sıkıntı onu söyleyeyim. Yani 9400'ün üzerinde çıkarsa okey 9300'ün altına iniyorsa da negatif olarak karşımıza çıkıyor bunu söylemekte fayda var. Şimdi lakin bu 4 madde negatif ama Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul Bistüz Endeksini belirleyen şey nedir? Şirketlerdir. Şimdi o maddeler her ne kadar negatif olsa da ben size burada ana, a, baba şirketlerden bazılarının tekniklerini göstereceğim ve bu teknikler sizlere ilham verebilir. Şimdi Koç Holding'e baktığımız zaman Koç Holding'in hangi aydan beri Mayıs ayından itibaren gelen bir düşeni var ve bu düşeni kırdığını görüyoruz. Bir bayağı bir size göstereceğim o yüzden hızlı geçiyorum. Tofaş'a geliyoruz. Tofaş düşüş yaptı. Aslında burada Stellantis haberi çıktı. Ama bir ikili dip yapmayı başardı göstereceğim sizlere. Aşağıya geldi. Bir ikili dip yapmayı başardı. Eğer Tofaş 200 liranın üzerine atar ve kalıcı olursa 3 gün içerisinde ben de Tofaş'ta artık yukarı yönlü özellikle vadeli tarafta alım yaparım. Bakın düşeni net bir şekilde görüyorsunuz. Aselsan tarafına görüyorum. Tarihi zirve kırdı ve tarihi zirve kırdıktan sonra bir resmen ufak bir retest yaptı. Ama yönü yukarı. Türksel. Aslında ben bir yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği ihtimal üzerine duruyordum. Çünkü çok sert Yükselmişlerdi ama o da düşeni kırmış gibi görünüyor şu anda ve yeni zirveler yapıyor. Şişeceğim. Yukarıdan gelen düşeni görüyorsunuz. Bu düşeni kırdığını görüyoruz artık ve üzerinde 5-6 kapanış yaptığını görüyoruz. Burada ama birkaç direnç daha kırması lazım. Özellikle 42'nin üzerinde kapanışlar yapması hoş olur. İş Bankası'na geliyoruz. İş Bankası tarafında her ne kadar çok net olmasa da bakın yukarıdan gelen düşene bakıyorsunuz. Bugün 3. kapanışını yaptı yukarıda %2 yükselişle. Garanti Bankası tam aşağıya doğru kırılım yaparken bunu bir tuzak olarak ne biçim binemem tuzaksa yukarı doğru çekmeyi başardı. ise yine kırılımı yukarı doğru kırmayı baş şaırdı Forto'dan zaten bir süredir sizlere bahsediyorum. Düzeltmesini yapıyor yapıyor yukarı gidiyor. Yapıyor yapıyor yukarı gidiyor ve burada da yine güzel bir kazanç elde edildi ve Enka İnşaat, Enka İnşaat'ı göstermemin sebebi şu. Birincisi Bunlar alın satın diye söylemiyorum ama endekste de pozitif teknikler var. Enka inşaat tarafında Rusya Ukrayna tarafındaki savaşın bitebilecek olma ihtimali. Çünkü, çünkü Enka inşaat genelde yurt dışına iş yapıyor biliyorsunuz. Ve Trump'ın bu savaşı bitirebilme ihtimali, bitirebilecek olma ihtimali Enka inşaatı da açıkçası pozitif etkiliyor. Ve Enka inşaatı tarihi zirvesini kırıp mwah, cillop gibi bir retestini burada gerçekleştirmiş bulunuyor diyorum. Ve bunların da pozitif birer gelişimi olarak aklınızda kalmasını istiyorum. Onun haricinde hisse senetlerine genel olarak baktığımız zaman şöyle yeşilleri ve kırmızıları görüyoruz. İyi yeşil olanlar bugün İş Bankası'ydı büyükler arasında. Kötü negatif olanlara baktığımız zaman Türksel, BİM, Enka'yı görüyoruz vesaire vesaire diyorum. Ve tekrardan Matrix tarafına geliyorum. Zaten burada kontratı gösterdik sizlere. Hacim tarafına baktığımız zaman bugün en çok hacim yapanlar şöyle bir güncelleyelim hatta. QNB Finansbank en iyi hacim alıcı. İş Bankası 302 binde alıcı. Bank of America 855 milyonda satıcı Bank of piyasayı basmaya çalıştı ama basamadım acaba? Bu da akıllarda bir merak konusu. Biz düze geldiğimiz zaman en çok yükselen ve düşenlere baktığımızda CV Enerji'nin %7,62'li yukarıda. Eczacı İlaç'ın %7,21 Fener'in %6,29 CV Enerji ile ilgili güzel bir gelişme de var bu arada. Umarım bir bağlantısı yoktur bir yükselişlerle. Akfen yenilenebilir enerji. Yine çok güzel bir grafiği var. Bugün yine katıl üyelerine özel yaklaşık olarak 15 tane hissenin teknik analizini yaptım. Beğendiğim hisselerin. Bunlara da bakabilirsiniz. Katıla abone olarak. Ve onun haricinde Euro Power'da GESAM'da yine enerji teknoloji tarafında para girişi vardı. Yeo teknoloji, Türksel, Karsan, Mavi Re ve bir tane Rönesans gayrimenkuldü galiba e düşüş yönlü olduklarını görüyoruz. Şimdi... Burada ise senedi fonlarıyla ilgili para girişini konuştuk zaten. Kıymetli maden fonlarıyla ilgili ay başından bu yana artık para çıkışları artmaya başladı. Bir tane fondan 1 milyar lira bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. Ve iki tane fonda sadece para giriş kaldığını görüyoruz. Kıymetli madenler tarafı dediğimde aslında altın fonları öyle düşünebilirsiniz. Ve para piyasası fonlarına baktığım zaman hala delice bir para girişi var. Delice bir para girişi var. Toplam büyüklüklere baktığımız zaman milyar TL cinsinden söylüyorum. 85, 69, 63, 43, 35, 22, 20, 18, 15 milyar dolar. Pardon TL keşke dolar olsa. 15 milyar TL biraz önce saydıklarımla beraber bir para olduğunu görüyoruz. Bu paranın zamanı geldiğinde faizden çıkıp Türk lirasına girdiğinde pardon faizden çıkıp e, borsa İstanbul'a girdiğinde neler olabileceğini siz düşünün. Ve yeni iş ilişkilerine gelelim. Yeni iş ilişkilerle devam ediyoruz. Forte'nin iki tane yeni iş ilişkisi var bugün. Bir tanesi %27 bir tane %1'ine tekabül ediyor. Geçtiğimiz seneye oranı güzel, harika. Bir Milli Eğitim Bakanlığı sanırım bir ilişkisi vardı. CV Enerji açıklamasını yaptı. CV Enerji'ye bir akıştan bir açıklamayı ne zaman yaptığını merak ediyorum. Burada açıklama yeni iş ilişkisi 17-20'de şeye girmiş. sisteme girmiş. Kap üzerinden bir tarih görebiliyor muyum tam olarak? Tam olarak bir Tarih göremiyorum galiba buradan ama saat olarak göremiyorum. Ya tam böyle nasıl ne hikmetse böyle. Bazı şirketler böyle iyi iyi tavan tavan çok çok giderken normalde atmayacağı bildirimler atıyor. CV Enerji'den çok sık görmediğim bir bildirim ama 1 milyar 77 milyon TL'lik şu ana kadar bayilerle yapılan satış sözleşmelerinin açıklamasını yapmış. 6,89 bu tür açıklamalar yapılabilir ara sıra ve piyasa pozitif etkilenebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Kuzey Boru tarafında ise %7,66'ya tekabül eden anlaşma görüyoruz. Alves Kablo tarafında da yine %3'üne tekabül eden bir anlaşma olduğu karşımıza çıkıyor. Yer alımlara baktığımız zaman şöyle bir sayfayı yenilecek olursak Fintilbis üzerinden. Frigo Kervang'da ee, Lokman Ekim'i görüyorum. Onun haricinde geçtiğimiz hafta Cuma'dan kalandı. Tukaş, Cem Zeytin, Bim, Firiko zaten klasikleşmiş. Sürekli düzen takip ediyorsanız gördüğünüz hisse senetleri diyorum. Ve haberlere geçiyorum. Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Uğur Gülen. Lan ben de bir gün şöyle birliğin başına geçebilir miyim acaba? Türkiye Borsa İnfinansörleri Birliği Başkanı. İlk 9 ayda prim üretimimiz 570 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yıl sonunda 485 milyar TL prim üretimimiz vardı. Önümüzdeki 3 ay içinde daha güçlü bir prim üretim bekliyoruz. Yıl sonunda 850 milyar TL'ye ulaşarak şaşırtıcı olmaz demiş. Gerçekten sigortacılık tarafı aldı başına gidiyor. Altın Kılıç Gıda ve baktığımız zaman Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika yatırımında deneme üretimleri tamamlanmış ve tesis bugün itibariyle üretim iznini almış. Alves Kablo da ek üretim ve depolama tesisi inşaatı için mevcut fabrika binasının arkasında bulunan taşınmazın sahibiyle kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi imzalamış. Söz konusu yatırımın 240, 240 gün içerisinde bitmesi planlanıyor. Şimdi ek üretim ve depolama tesisi inşaatı diyor. şey demiyorum başka. Ve CV enerjinin de ha biraz önceki iş ilişkisini buraya da almışız zaten 1 milyar 77 milyon TL civar tutarında e, ve ürünlerin kısımları halinde kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanıyor demişler. Sabancı Holding tarafında enerji grubu başkanı Kıvanç Zahimler açıklamaları yapmış. Enerji tarafında Türkiye'deki en büyük oyuncu olduklarını üretim kapasitesinin ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini 4000 megawatt'a yakın olan bir mevcut kapasiteyi 5000'e yükseltmek istediklerini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yaptıklarını şebeke yatırımlarını giderek arttığından bahsetti. Yurt dışında hem yenilenebilir enerji hem de yeni teknolojiler alanında arayış içinde olduklarını, iklim çözümleri alanında girişimlere erken aşamada yatırım yaptıklarını amacının amaçlarının bu teknolojileri Türkiye işlerinde iyileştirmek. E-Şarj Türkiye'de en hızlı elektrikli araç şarj ağı olarak karşılarına çıkıyor. Zaten enerji sanayi yatırımcısı olma sebebim benim bu tamamen. Hatta büyük bir çoğunlukta diyelim. Ha, tabii ki de Türkiye'nin büyük bir kısmını enerji dağıtması ayrı bir konu ve E-Şarj konusunda çok iyi girdiler. E-Şarj Türkiye'nin en hızlı ara araç şarj ağı büyümesini bekliyoruz. Şimdilik sadece Türkiye'de ama bunu e, sınır dışına taşıma hedeflerimiz var. Mesela zorlu enerji daha çok yurt tercih etti. Bence bu da mantıklı. Ama bu da mantıklı diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa geldik. Kapanışta fazla uzatmayacağım videoda çünkü bayağı bir bilgi ve bayağı bir konu anlatmak, aktarmak istediğim için sizlere video genelde gereğinden uzun olmasını istiyorum. Çünkü sizlerin de ayırması gereken, vakit ayırması gereken aileleri, sevdikleri, işleri, güçleri, dizileri, Dubai çikolataları var. O yüzden fazla vaktinizi almıyorum ama kanalı desteklemeyi unutuyorsunuz. Aşağıdan videonun beğeni tuşuna basarsanız kolunuz kırılmaz, canınız çıkmaz. Sadece 15 dakika içinde ama benim bütün günümü alarak hazırladığım videolardaki bilgilerin karşılığını bedava vermiş olursunuz. Aşağıda hype de olabilir. H-Y-P-E diye yazılan hype. Kardeşim sus artık ya. Susturmadım da pişman etmemelim. Ona da basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Katıla katılabilirsiniz. Katılla en üst seviyeye katılmak zorunda da değilsiniz. Daha düşük seviyelere de katılabilirsiniz. Kafanıza göre destek olmayı unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.